Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bu videoda salgın hastalıklar serisinin ikincisinden, yani İspanyol gribinden bahsetmeye çalışacağız. Salgın hastalıklardan en çok etkilenen nüfusun genellikle bağışıklık sistemi zayıf, çocuk ve yaşlılar olduğunu biliyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz bu dönemde yaşanan koronavirüsü salgınında da bunun canlı şahitleri olduk. Ancak İspanyol gribinde bu durum tam tersi bir şekildeydi. Yani salgından etkilenen kesim daha çok genç ve sağlıklı kesimlerdi. Tarihler 11 Mart 1918'i gösteriyordu. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaletinde bir vakaya rastlanıldı. Ve zaman ilerledikçe de inanılmaz bir virüs salgını bütün dünyada etkisini gösterecekti. 1918 yılının özellikle Eylül ve Kasım aylarında zirve noktasına ulaştığı salgından Türkiye'de dahil tüm dünya ülkeleri etkilenmiştir. 18 ay içinde 50 ila 100 milyon kişi arasında insan bu hastalıktan dolayı hayatını kaybetmiştir. O dönemin dünya nüfusuna oranladığımızda nüfusun yaklaşık %15'i ölmüş ve bunların çoğunluğu genç yaş aralığında olan insanlar üzerinde etkili olmuştur. Yıllar sonra toplu mezarlar açılıp örnekler alınarak incelenen gribin, domuz gribine sebep olan H1N1 virüsünden kaynaklandığı ve ufak farklılıkların olduğu gözlemlenmiştir. Bu hastalığa İspanyol gribi denilmesinin nedeni İngilizce tercümesinden kaynaklanmaktadır ve dünyada 1. Dünya Savaşı yıllarının kamuoyundan yeni bir hastalık salgınının saklamasına rağmen ilk olarak İspanya kamuoyunda tartışılmaya başlamasıdır. Diğer bir şekilde ifade edecek olursak, salgının bu isimle anılması İspanya'da çıkmış olması veya İspanya'da yoğun olarak görülmesinden dolayı değildir. Aksine bu hastalığın bir salgın olduğunun tespit edildiği yer olmasıdır. Salgından en çok etkilenen ülkeler ve en çok ölümün gerçekleştiği yerler ise sırasıyla şu şekildedir. Hindistan'da 17 milyon kişi, Amerika Birleşik Devletleri'nde 500 ila 600 bin civarında kişi, Britanya'da 250 bin kişi, Fransa'da ise 400 bin kişi bu salgından dolayı ölmüştür. Metin Özetan'ın kitabında bahsettiğine göre, Mustafa Kemal Atatürk de Samsun'a gitme hazırlıkları yaparken bu hastalığa yakalanmış ve hastalığı Beşiktaş'taki evinde atlatmayı başarmıştır. Salgının 1. Dünya Savaşı yıllarının sonuna denk gelmesi, savaşın bitmesine çok önemli bir etken olarak gösterilmiştir. Nitekim grip sebebiyle ortaya çıkan büyük yıkımın, nüfus ve sosyal yaşamın üzerinde de inanılmaz etkisi olmuş ve savaş yıllarındaki sefaletin neredeyse ikiye katlanmasına sebep olmuştur. Osmanlı Devleti'nde de bu salgının etkileri görülmüş ve Avrupa üzerinden gelen virüs Anadolu'nun birçok yerine dağılmıştır. Rakamlar ise kesin olmamakla birlikte sadece İstanbul'da 6400 civarındaydı. Bu sebeple salgınla mücadele etmek için kamuya açık mekanlar kapatılmış, okullar ise tatil edilmişti. Bu salgının yayılması bir taraftan ticaret ve nakliye yolları aracılığıyla gerçekleşirken, öte yandan savaş ortamının olması ve bu nedenle orduya katılan, bir arada bulunan insanların etkileşimiyle meydana gelmiştir. Yani savaş hem beraberinde bir yıkım getirirken hem de virüsün yayılmasında bir aracı olmuştur. Dönemin modern ulaşım sistemleriyle askerler, denizciler ve sivil gezginler de hastalığın yayılmasını kolaylaştırmıştır. Aslında salgın ilk dalga olarak adlandırılan ve yeni yeni yayılmaya başlayan dönemde, ikincisine göre daha az zararlıydı. İnsanlar kolayca tedavi edilip iyileştirilebiliyorken, ikinci dalga Fransa'da Ağustos ayında virüsün çok ölümcül bir şekilde mutasyona uğramasıyla gerçekleşti. Ekim 1918 yılı ise en ölümcül dönemdi. Daha fazla insan etkileniyor, cephelerdeki askerler, genç yetişkin insanlar ölüyordu. Bu dönemden sonra ise salgın 1919'lu yıllara doğru yavaş yavaş ivmesini kaybetti ve daha az insanı etkilemeye başladı. Uzmanlara göre virüs zamanla yeniden mutasyona uğramış ve daha az ölümcül bir hal almaya başlamıştı. Sonuç olarak 1. Dünya Savaşı'nın da bitmesiyle salgında sona ermiş ve insanlar artık hem savaşın hem de salgının getirdiği yıkımdan kurtulmaya çalışıyorlardı. Savaşın etkileri 4 yıl kadar daha uzun sürmüş ve o dönem insanlık tarihi açısından çok zor geçen bir dönem olmuştu. Salgın kimilerine göre Almanya'nın çıkardığı bir kimyasal silahtı. Kimilerine göre ise domuz gribinin farklı bir mutasyonuydu. En nihayetinde bu sonucu değiştirmemişti.
ve virüsten bütün dünya nasibini almıştı. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanala destek olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Ve bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız da beğenip görüşlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşarak bana bildirebilirsiniz. Yeni bir videoda farklı bir konuyla yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.